Işıl, Burak nerede kaldı? Bilmiyorum baba, kim bilir nerede. Oğlum, suratı nasılmış senin? Bir şeye mi sıkıldın yoksa? Bir şey yok anneciğim. Ama Melda ile nişanı bir süreliğine ertelemeye karar verdik. Haberiniz olsun. Anladılar değil mi nasıl büyükün altına girdiklerini? Sonunda gelip bizden isteyecekler o nişan parasını. Bir şey bilmeden saçma sapan teoriler üretme abla. Neden? Gerçekleri söyleyen bir ben varım ondan mı? Kral basbayağı çıplak işte. Derdin ne senin abla? Açık açık söylesene şunu. Neden aşağılayıp duruyorsun insanları? Benim onlarla ne derdim olacak ya? Melda şirkette işe başlamasaydı ben onunla 100 sene aynı kaldırımda bile karşılaşmazdım. Yeter ama. Akşam akşam kavga mı çıkarmak istiyorsun? Ne bu kibir böyle? Ay, çocuklar durun durun başım döndü. Susun artık. Bu masada ne zamandan beri sesler yükseliyor. Işıl, bir daha katiyen bu meseleye karışmayacaksın. Anneciğim, kusura bakma ne olur. Harun, erteleme falan da olmayacak. Bu iş çok uzadı. İyice can sıkıyor. Yarın getir Melda'yı, etraflıca konuşalım. Baba lütfen siz karışmayın. Bu konu Melda ile benim aramdaki bir mesele. Harun, bu artık tamamen bir aile meselesi. Sen lütfen benim dediğimi yap. Peki baba.